Barış Beyefendi, İbrahim Gökçek Beyefendi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçen hafta da sizi konuk almıştım. Bu hafta ne konuşacağız? Yine masanın üstü dolmuş. Evet, alerji. Alerji. Malum ilkbaharla birlikte çiçeklerin, bitkilerin çiçek açmaya başlamasıyla birlikte polen alerjisi başlar. Yani saman nezlesi de denir. Polen alerjisi bazı insanların nefes aldığı zaman sinüslerinde mukoza hassaslaşır. Çok agresif olmaya başlar. Burun akar, gözleri kızarır vesaire. Yani sinirli mi oluyor insanlar? Tabii. Yani sinir hücrelerini tahriş eder, tahrip eder. Bunun sebebi bazı insanlar kıla, bazı insanlar tüye, bazı insanlar çiçeklerdeki polenlere karşı vücudu aşırı reaksiyon gösterir. Bağışıklık sisteminin burada anormal davranmasının sebebi nedir? Vücuttaki histamin kortizon dengesinin bozulması. Histamin kortizon dengesi insan vücudunda neden bozulur? Normal olarak mast selin dediğimiz ana hücreler histamin, böbrek üstü bezeleri kortizon salgılar. Fakat bağırsak florası bozulmuş da faydalı bakteriler azalmış, zararlı bakteri ve mantarlar çoğalmışsa zararlı bakteri ve mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler bağırsakları yakar kavurur. Bağırsaklar yanarsa bağırsak kendini korumak için yağ tabakası oluşur. Bağırsakta oluşan yağ tabakası nedeniyle bağırsaktan yeterli ve kaliteli enzim salgılayamaz. Mesela çok önemli bir enzim salgılar ince bağırsak, diaminooksidaz. Bu enzimin azalması histaminin sürekli yükselmesi demektir. Histamin sürekli yükselirse polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen, sedef, seborik eksem gibi alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları ortaya çıkar. Buna karşı modern tıpta dünyada ne var? Sadece kortizonlu, yani kortikoid dediğimiz kortizon ilaçlar var ve antihistaminikler. Bu kimyasal ilaçları kişi kullandığı zaman ne olur? Rahmetli Bülent Ecevit de uzun süre kortizon vermişlerdi. Yüzü şişer. Ay yüz dediğimiz yüz. Yüzü şişti ama çok zayıf kaldı ya. Kemikleri böyle cam kemik haline gelir, kırılgan olur. Dört kişi taşıyordu. Özel çelik korse giyiyordu. Boyundan kuyruk sokumuna kadar. Aşırı kortizon kullanmaktan dolayı Rahşan Ecevit hariç kimseyi hatırlamıyordu. Sürekli ve düzenli uzun süre kortizon kullandığı zaman kişi merdivenleri dahi çıkamaz. Kemikler cam kemik oluşur. Hafıza gider. Selamünaleyküm. Merhaba. Afiyet olsun. Çay serviste yapsak bari. Yok bir şey. Konuşuyorum. O yüzden. Almanya'da 30 milyon insan polen alerjisinden dolayı ilkbahardan sonbahara kadar doktor giderler, iğne ilaç yaptırırlar. Sürekli. Neden? Alerjik olmasın diye. Alerji, alerji var da yani kurtulmak için, geçici tedavi olmak için. Avrupa'da kurtulmak mümkün mü alerjiden? Mümkün değil. Değil buna mi? Buna antihistaminik. Mesela benim sabahları genelde burun akıntısı şeklinde gösteriyor kendisini. Yazında mı? Bu. Yazında her, mı? Her zaman oluyor. Yani bahar alerjisi falan. O değil, mevsimsel değil. Sizinki ayrı. O bu polen alerjisi farklı. Fındıklar 10 Şubat'ta çiçek açmaya başladığı zaman polen alerjisi başlar. Ama bazıları fındık polenine karşı çiçeklerin o kedicik 2,5 milyon polen yayar. Bir kedicik. Yani o çiçek tozu. Benimki ne oluyor? Huş. Mesela ne olabilir? Sizinki farklı bir durum. Burada polen alerjisi bitkilerin, bazı bitkiler mesela Şubat'ta çiçek açtı. Huş ağacı Nisan'da çiçek açtı. Bitkilerin çiçek açma dönemine göre değişir. Bu huş ağacının ne güzel bir isim ya. Ya huş ağacı. Huşudan mı geliyor? Evet. Huş ağacı. Sıcak ağacı. Artık bakayım. Maşallah benim konuklar çok yoğunlar. Şimdi ya ben şimdi çay serviste yapacağım. Çaylar hazırsa. Çok sıcak. Ne güzel ama kendi evinde gibi çok güzel rahatlar. Haluk sağ olsun çok rahat. Gitti aldı. Böreği yiyor. Bir yandan polen alerjisi konuşuyor. Hapşırarak oluyor değil mi alerji? Evet. Gözleri kızarır, burun akar sürekli. O bende var. Var mı? Benim gözlerim bu kadar şişer. Neye karşı alerji mi? Vazgeçtim ama şey, bahar aylarında bu tabii ki polen vesaire falan onlar faranjitimizi azdırır. Gözlerimiz şişer, nezle olursunuz. Genelde birçok insanda vardır bu ya. Evet. Almanya'da 30 milyon insan bundan muzdarip. Neden? Çünkü onlar zamanında çok ağır antibiyotik, antihistaminik kimyasal ilaç kullanmışlar.
bağırsak florası bunlar da bozulduğu için aşırı oranda onların onlarda daha çok. Müstahak o Almanlara. La ilahe illallah. Dün vallahi kötü konuşuyorum. Dün gördüm bir şey seyrediyordum bir kanalda. Kaç bin Polonyalıyı öldürmüşler. Enselerine kurşun sıkıp toplu katliam yapmışlar. O Hitler zamanı. Canım tabii Hitler'in döneminde neyse. Lafımı geri aldım. Almanlardan özür diliyorum diye. Bizden şeyler İsrail özür diliyor diye. Ben Almanlardan özür diliyorum diye. Şimdi Hong Kong adasına yakın bir ada var. Macau adası. Macau adası daha önce İngilizler koloni onlardaydı. Çinlere devrettiler. Köylü hayatı yaşayan insanlar, basit bir hayat yaşayan insanlar, işte pirinç yiyen, sebze yiyen, balık yiyen insanlar birdenbire buraya Çinliler teslim edildikten sonra hızla turistik bir ada oldu. Bütün toprak diyen bir şey kalmadı. Her taraf betonlaştı. İnsanlar sanayileşti ve hızlı sanayileşme, hızlı endüstri. Milyonlarca insanda birdenbire alerji ortaya çıktı. Hiç alerji yokken. Yokken. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İngiltere, Fransa gibi birçok ülkeden... Hocam bir dakika dur şu çayları verelim de. Sen de şunu al. Bu çaylar yüzünden benim bir kanalda başıma gelmeyen kalmamıştı. Ne oldu? Kanalda kıyamet kopmuştu. Çay servisi yaptırmamdan. Buyurun devam edin İbrahim Bey. Macau Adası'nda milyonlarca insanda birdenbire sanayileşme, endüstrileşme... İnsanlar toprakla temas halindeyken problem yoktu. Topraktan uzaklaştı. Beton bloklar içinde yaşamaya başladılar. Ve işlenmiş gıda tüketmeye başladılar. Chips, jelibon, kek, gofret vesaire. İşlenmiş gıdalar kimyasal ilaç kullanmak gibidir. Bağırsaktaki faydalı bakteri yok eder. Zararlı bakteri ve mantarları azdırır. Bu da bağırsak florasını bozar. Bağırsakta faydalı bakteriler azaldıkça vitamin oranı azalır. Zararlı bakteri ve mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler bağırsakları yakar. Bağırsakları yanıp kavrulduğu zaman yeterli ve kaliteli enzim salgılayamaz. Enzim oranının azalması, histamin oranının çoğalması bu da alerji demek. Ben kendim 17 yıl alerjiyle uğraştım. 2 ay askerlik ettikten sonra Almanya'ya döndüm. Almanya'da nerede kaldın hocam sen? Frankfurt'ta. Çok güzel. Yani Frankfurt çok güzel. Mevsiden gitmiştim. Yani 90'lı senelerde. Almanya... işte öğrenciliğim Paris'te geçti. Fransa çok çok iyiydi. Şimdi işin gerçeği Avrupa Birliği mevzuatından dolayı. Ondan önce Fransa çok çok yani hem ekonomik olarak hem sosyal hayat dokusu çok iyiydi. Almanya'ya gittiğimde inanamadım. Yani çok çok kuralcı gelmişti. Çok kuralcılar. Ama mesela şimdi gidiyorsunuz Avrupa Birliği içerisindeki en rahat ülke Almanya. Ya buradan öyle bakarsan rahat. Çünkü Almanya'da çalışan işçilerin hiçbir insani hakkı yok. Yani 5. sınıf insan gibi muamele görülüyor. Yaşam şartları bura gibi kendi değil. Kendi ülkende Türkiye'de. Ama bir şey söyleyeceğim. Orada yaşayan insanlar. Yok. Şimdi doğru bilgi veriyorum. Ya ben orada 29 yıl kaldım. Bir gün, iki gün, üç gün değil. Şimdi seni işten... Bak, şimdi orada çalışan olmaz, işçilerin... Olmaz. Yanlış bilgi vermeyelim. Şimdi... Hakkı dediğin o. Ediliyor ve insanlara, insan Türk olduğu için vatandaş her gün diyor ki. Ama mesela, bu oluyor. O ülkenize sınıf, gidin, ülkenizde yaşayın. Ben de şey yaparım. Konuları i̇kinci ayrıştıralım. Sınıf. Şimdi bir, yabancılara İstersen karşı. İstersen yemeğini bitir sonra konuşalım. Yok, konuşuruz. Yani benim dinleyicilerim beni bilirler. Konuyu ayrıştıralım. Bir, yani oradaki yabancılara karşı bakış açısı bu başka bir başlık konusudur. Şimdi kavramları doğru kullanacağız. İkincisi. İşçi hakları, insan hakları bilmem ne, bunlar başka bir konudur. Senin ülkende... Almanya'da insan yani ülke... hakları 1992'den sonra değişti. Eski Almanya ayrı, şimdiki Almanya ayrı. Biz onları yaşadık, biliyoruz. Siz dışarıdan duymak ayrı, yaşamak ayrı şey. İşçi hakları, çağrı gücü diye bir iş sistem geliştirdiler. Eskiden mesela bir işçi 2500-3000 euro kazanıyorsa şimdi... 700-800 euro kazanıyor. Aynı fikirde. İzinleri, aynen doğru. İzinleri azaldı. Bütün ailem Almanya'da Halil'cim. Bütün ailem Almanya'da. İzin, bu ülkedeki çağrı gücü, bana. Çağrı gücü diye bir sistem getirdiler. Vatandaşı bir sabahçı çağırıyorlar. Bir öğlenci çağırıyor. Bir gececi çağırıyor. Kişi uykusunu alamıyor. Depresif, huzursuz, rahatsız. Nasıl gideceğini, ne yapacağını bilemiyor. Ne zaman çalışacağını bilemiyor. İhtiyacı yok diyor ki bugün gelme. Yani... Çağrı gücü diye bir sistem getirdiler. İşçi 8 saat çalışırdı. Eskiden işte haftanın şu kadar günü belliydi.
Şimdi sistem karmakarış oldu. İşçilerde huzur kalmadı. Birçok insan depresif rahatsızlıklar yaşamaya, bunalıma girmeye başladı. Bir ailede 4 kişi çalışmasa Almanya'da o insanlar ne kirasını verebilir, ne yiyip içebilir, ne de yani bir hayat standartını, normal bir hayat standartı yaşayamazlar. Bu konuda aynı fikirdeyim. Peki bu ülkedeki asgari ücret nedir? Ha bizim ülkeyle kıyaslamıyorum. Ben Türkiye'yi söylemiyorum. Ben Almanya'da Türkiye'ye bakıyorum. Eleştiriyorsun da eleştirdiğin yer. Söylemiyorsun. Bak şimdi seninle yani bu memleket. Bak bu memleket taşıyla toprağıyla bizim başımızın üzerinde. Almanya'dan şimdi önce onu bir koyalım. Ama şimdi eleştirdiğin şey yani kendi ülkendeki durumu söyleyeceksin ki Avrupa'yı eleştirin. Ya benim çalıştırmak için yani Avrupa'yı öğren bir adam gibi durdum. Hoş değil. Ben çalıştırmak için eleman bulamıyorum. Aldığım evet. Ben çalıştırmak bu işsizliğe inanmıyorum. Aynen. Maaş veriyorum. Adam gelmiyor, şey çalışmıyor. Eleman bulamıyoruz. Evde çalıştırmak için kadın bulamıyorum. Neden? Kalifiye işçi yok, kalifiye eleman yok. Çok kalifiye insan yok. Hani yok. Fakirlik bak, doğru var. Yerlere, bak çok doğru. Bir ay çalışıyor, bir ay sonra işi bırakıp gidiyor. Vatandaş çok. İş eleman bulamıyoruz Türkiye'de. Ama Almanya'da kalifiye eleman var. İlkokuldan üniversiteye kadar eğitim sistemi farklı oranı. Türkiye'de kalifiye eleman yetişmiş eleman yok. Demek İnsanlar çalışmıyor Türkiye'de. Eğitim programları parası doğru bu adamları. Bakın şimdi şöyle. Kanuni Sultan Süleyman bundan 500 yıl önce Almanya'ya 400 sipahi gönderdi. Almanlar akırda domuzla yaşayan insanlardı. Bunların eğitim sistemi, askeri sistemi, polis, hukuk, bütün sistem Osmanlı'nın sistemini aldı, kurdular, yerleştirdiler. Şimdi? Kanuni Sultan Süleyman Fransa ve İngiltere'ye karşı kendine bir ortak aradı ve onları ayaklandırdı, kaldırdı, güçlendirdi. Mesela Stuttgart'ta Untertürkheim, Obertürkheim diye Türk süpahilerin eskiden kaldığı yerler var. Alman askerlerini yetiştirmek için. Çok güzel. Hanover'de Herrenhausen denen bir yer var. Burada Almanya'yı yöneten prenslerin, kralları buradan yani Osmanlı kanunu göndermiş oldu. Sipahiler yerleştirmiştir, yetiştirmiştir. Peki onları bu hale getiren bizik. Niye biz burada bunu yapamıyoruz? Elini Alman'ı almış becermiş de şu an devam ediyor. Sen niye yapamıyorsun? Biz niye yapamıyoruz? Biz asıl soru o. Problemi kaynağı şu. Bektaşilikte, asıl Bektaşilik yani dini biraz da başka bir konu. Bektaşilikte diyor ki elini diline eline sahip olacaksın. Ama bu yanlış anlaşılıyor. Eline derken eline sahip ol, ülkene sahip ol demek. Eline bu eline değil. Diline sahip ol derken Türkçe'ye sahip ol diyor. Beline sahip ol derken soyuna sahip ol, başka milletten insanlarla, kadınlarla evlenip yok, orası bozma. Öyle değil. Diyor ki yani, ahlaki örgü içerisinde insanlara ikinci yani kadınlara iki orayı bir aydınlatayım. Bir dakika şimdi ben Alevi geleneğinden geliyorum. Ne olduğunu ben biliyorum. Sen anlatıyorsun. Bir de ben anlatayım. Veli, şimdi, oradaki beline sahip ol hikayesiyle. Ya bir müsaade et de babam bir cümle kurayım. O zamanki Alevilikle bugünkü Alevilik. Ya bak ama başka bir şeye girdik. Ama bunu hiç Alevili'ye girmeyelim. Ben neyse, de Bektaşi'yim. Bu konuya girmeyelim. Yani cümleyi bitirelim. Bu konu başka çok uzar sonra. O zaman bütün Türkler Alevi şey Bektaşi'ydi zaten. Ya anladım. Tamam başka bir şey. O ayrı bir şey. Beline sahip ol demek. Yani insanların namusuna, ırzına bakma demektir. Bir başkasının, sana helal olanın haricinde, yani karımızdır, eşimizdir, onun haricinde hiç kimseye kötü bakma demektir. Buyur devam edin. Şimdi Bektaş'ın söylemiş oldu. Peki beyefendi, ben şu şeyi, ben şu şeyinizi alın, lütfen şu nedir, şurada duran maydanoz gibi duruyor şurada maydanoz. Çoban bu nedir çantası, otu, hemoroid. Baktım ki kavga çıkacak stüdyoda. Olay olma, şaka söyleyeyim. Olay olmasın diye. Bu nedir ayol? Şunu ekranda göstereyim iyicene. Füsun bak. Ah ne için iyi geliyor. Geleyim ben. Alerjiden falan çok konuştunuz. En alerjili benim. Geleyim ben sorayım derdimi. Japon asıllı iki doktor. Profesör Doktor Takaki, Profesör Doktor Kora'da. Çoban çantası ile ilgili klinik araştırması yapmış. Çoban çantası mı bu? Nedir? Evet, şimdi benim yazmış olduğum bu 3 ciltli kitap. Türk tarihinde yazılan ilk ilmi kitaptır. Bu kitabı ben 27 yılda tamamladım. 7 defa yazdım. Bu kitap günümüzde yazılan birçok kitaptan farkı 1000'den fazla üniversitenin klinik araştırması var. Mesela çoban çantasıyla da ilgili 4 klinik araştırmasına burada değindim. Profesör Doktor Takaki, Profesör Doktor Kora'da. Ha, isimleri de unutmuyor. Hep yabancı. Takaki, Tukudin. Bırak Tukudin, Makati. Şu neye yarıyor? Önce onu bir alayım. İşte bu iç kanama.
İç kanamalar da hemoroidden dolayı kanama. Rahim mesela bazı bayanlarda yoğun adet görme nedeniyle ortaya çıkan kanamalar. Kalın bağırsak kanaması. Hatta burun kanamasına karşı etkisi ispat edilmiştir. Çoban çantası otu her türlü kanamaya karşı. Mide kanamasına karşı kullandık. Alman asıllı iki hemoroide doktor. Hemoroide ne var? Hemoroide karşı dediniz. Hemoroide karşı işte bu. Evet. Ne yapmak lazım? Nasıl kullan? Çayı yemek içilir. Mi lazım? Çay olarak bir, nasıl? Bunu böyle taze veya kuru. Salatası da yapılabilir. Taze veya kuru. Çayı içilir. Birleşimindeki polipeptit iç kanamaları önleyici özelliğe sahiptir. Polipeptit. Biz bundan çok özel bir formül geliştirdik. Çoban çantası forte kapsülü. O daha etkili. Çünkü ekstraktı etken maddeyi kullanıyoruz. Bitkinin birleşimindeki etken madde %2, %3'tür. Bu etken madde ekstraksiyon veya destilasyonla ekstraktı alınır. Damla, draje, kapsül yapımında veya krem yapımında kullanılır. Ekstraktı kullanılırsa tedavisi var. Fabrikamız var. Ha, fabrikada. Evet, fabrikada yapıyoruz. Şimdi bununla ilgili Alman asıllı iki doktor, Profesör Doktor Wiesenau, Profesör Doktor Neumann klinik araştırması yapmışlar, belgelenmişler, hastaları tedavi etmişler. En ağır hemoroid dahi tedavi edilebilir, ameliyata gerek yok. Mesela Ankara'dan bir hanımefendi ameliyat olmuş, 6 ayda bir lüks ediyor. Evet, tekrar bu ameliyat, hemoroidden çok şikayetçi ameliyat olan çok var. Yakın dostlarım var, bu önemli. Dördüncü defa ameliyat olurken bir yanlışlık olmuş, siniri kesmiş doktoru yanlışlıkla. Bayan artık makadını defacetini tutamaz olmuş. Altını bebekler gibi bezlemişler. Bana diyor ki ne yapılabilir? Dedim ki ameliyat olmadan önce arasaydınız çok kolay. 6 hafta 7 haftada tedavisi mümkün. Ağır bir problem değil. Tedavisi mümkün. Her bitki, her hastalık için bir bitki mutlaka vardır. Allah nasıl yaratmış değil mi? Tabii. Dünyayı yaratmış, bitkileri yaratmış. Şey, hepsinin bir faydası, bir şeyi var. Mesela şu gördüğünüz şeytan pençesi kökü denir buna. Şeye Harpago. Benzettim ben. Karabiber. Karabibere benzettim. Kakao gibi tadı var. İçimi. Kolay tadı mı? Ona benzer. Evet, kolay. Bir tatlı kaşığı, bir bardak kaynar suya böyle demliyorsunuz bir tatlı kaşığı. 10 dakika bekledikten sonra içtiğiniz zaman bu Afrika'nın Namibya çöllerinde yetişir. Bunun yetiştiği yerde 6 ay bir damla yağmur yok. Bu nedenle bitki hayatta kalabilmek için 2 metre derinliğinde kökleri var. Allah. Patates gibi. Bütün Namibya çöllerini Almanlar istila etmiş. Yani satın almış veya kiralamış. Bunu yetiştiriyorlar, bunu kuruttuktan sonra Almanya'ya getirip damlasını, drojesini, kapsülünü yapıp dünyaya satıyorlar. Bizim Türkiye'den bir sürü bitkileri almışlar bizden önce. Kim, nerede okudum? Yine bir yerde okudum. Hayır. Nasıl akıllı Türkiye, bunlar? Türkiye'den Hayit'i götürüyorlar. Ne götürüyorlar? Hayit, kadın hastalıkları için. O da farklı bir rahatsızlık. Şeytan pençesi köküyle ilgili Freiburg Üniversitesi'nden Profesör Doktor Kubrinski, hastanede 10.000'den fazla... Bu isimleri unutmuyorsun. Kubrinski şey hiç isim unutmuyor. Hayır, şimdi ben bir şey söylüyorsam... Hayır, mutlaka ki doğru her şey... isimleri unutmamak evet, acayip doğru. Bir şey ama ben Hasan Hüseyin'i unuturum. Şimdi bakın derken. Burada ne diyor? Araştırma, klinik araştırması. Freiburg Üniversitesi'nden Profesör Doktor Kubrinski. Ne yazıyor? Kubrinski yazıyor. Evet. Hayır dediğiniz yani, doğru değil de belge nasıl akılda tutuyorsunuz? Hayır. O önemli. Ben 33 yıldır bu işle uğraşırım. 33 yıl. Bitkileri yani 33. seviyorsunuz. Hayatımız, her şeyimiz bununla devam ediyor. Yatıp kalkıp otlarla yatıp kalkıyoruz artık. Yani sürekli bitkilerle iç içeyiz. 33 yıl. Mesela doğaltedavi.org isimli sitem var benim. Bu sitede 9500 bitki fotoğrafı var. Dünyada bugüne kadar bilinen en geniş kapsamlı şifalı bitkiler arşivi dünyada 9500 şifalı bitkilerle ilgili. Buradaki bitkilerin 6000'ini fotoğrafını ben kendim çektim 12 yılda. Hiç ilgilenir misin bitkiyle falan? Bitkisi yani bir şuna inanırım ben. Bitki sevmeyen ve hayvan sevmeyenin insan olmadığını düşünürüm. İnsan olmanın en önemli koşullarından bir tanesi hayvan seveceksin. Aynen. Hayvana eziyet etmeyebilirsin. Tabii ki. Tabii ki. Hayvana eziyet etmeyeceksin. Mesela aynen. Sokakta görüyorum hayvanlara vuruyorlar. Yani
arabadan indiğim olmuştur. Savunması yok. Aynı koşullarda olsa, hadi vur bakayım. Doğal koşullarda senin ona vurma şansın var mı? Şimdi yaradan onu yarattıysa o şekliyle bakacaksın. İki, bir de böyle eskiden vardı, böyle yollarda yürürken insanlar sohbet ederken dalları yolardı. Doğru mudur? Böyle durakta durur, o ağacın dalını kırar, oradan bir gül kırar, yaprakları... Şimdi ben bunu bir türlü algılayamam. Bir, doğaya zarar vermeyeceksin. Zaten az sayıda çiçek böcek kaldı memlekette. Ormanların çoğu tahrip oldu. Ki yarın bizim buna ihtiyacımız olacak. Beyefendi Japonya'dan örnek veriyor, işte şöyle oldu böyle oldu da memleketin her tarafı asfalt. Yani burada da nefes alamıyorsun. Zarar vermeyeceksin. Sahip çıkacaksın. Ve evinizin içerisinde, ben kendi adıma konuşurum, evimin içerisinde mutlaka bir çiçek böcek büyütürüm ben. Mutlaka mı? Ya bir ne saksım diyorum? Vardır, bir mutlaka bir berjerim vardır, mutlaka. Ne diyorsunuz? Tabii güzel bir şey söylüyor. Ben kendim mesela boş, hafta sonu boş zamanım olduğu zaman Kaz Dağları'na veya Antalya işte sahillere gider gezerim. Maalesef Bursa tamamen ova, betonlaşmış, efendim Balıkesir, Manisa'nın o çekirdeksiz üzüm yetiştirecek ovası kalmamış. Her taraf beton. Dünyanın hiçbir yerinde imar planı şöyle.